Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar bakın şöyle 034 numaralı koyu kırmızı yazan çok arkadaşlar yavaşta giden bir tülbent rengi, çok tatlı bir rengi var. Belki rengi kameraya yansıyamayabilir ışıktan. Sizler için çok güzel bir model hazırladım. Şöyle bakın. Minyatür Gül Kraliçesi de Instagram'da hesabı olan sayfa arkadaşlar. Çok güzel bu şekilde gül yapıyor. Ben de size bu gül modelini şöyle tığa çevirdim. Bakın bu da onun aynısı. 3 yapraklı olanı. Bu şekilde bu göstermiş olduğum iğne oyasını tığ oyasına çevirdim. Bakın bizim daha önce yaptığımız karanfil modeline de çok benziyor arkadaşlar. Bu şekilde benim elimde vardı bu boru ve yapraklı. Bu da 744 sanırsam. Boru yapımı Nurgül'ün tığ ve iğne yolları dediğinizde hemen çıkacaktır. Şimdi size bu minyatür gül kraliçesi ama ben karanfil demek istiyorum. Yapımı da bir o kadar kolay. Aparat olarak da şöyle uzun isteyenler boru kısmını ilmekle yapacağız. Sihirli halkayla veyahut da bu yoğurt kovasının sapı arkadaşlar. Böyle küçük aparat kullanmak isteyen tığımızın arka tarafını veyahut da böyle yoğurt kovasını biraz daha. Bu dondurma çubuğundan küçük oluyor arkadaşlar. Bundan da büyük oluyor. Şöyle aparat olarak ikisini tercih edebilirsiniz. Evet, şimdi bu çiçeğimizi nasıl yaptık anlatalım. Evet arkadaşlar, sihirli halka ile başlayacağız. Ama ilk önce şöyle dikmek için uç kısımda bırakıyorum. Kesim kısmında bırakınca kıvırma işlemi düzgün olmuyor arkadaşlar. Unutmayın. Bu sihirli halka yapma kısmında kadar ip bırakmamız, şöyle bir dikimlik ip bırakmamız lazım. Öbür türlü tersi güzel olmuyor. Evet, şöyle ipimizi bıraktık ve parmağımızdan gelen ipi tutmuş olduğumuz ipin üzerine koyup bu şekilde sihirli halkamızı oluşturduk. Bakın. Orta kısımdan giriyorum. Şöyle bir zincir çekip bir sık iğne ile başlıyorum. Bakın. Sık iğnenin üzerine bir zincir çekip ipimi uzatıyorum. Aparat olarak bu yoğurt kovasını kullanacağım. Siz bitişe göre de karar verebilirsiniz. İster böyle uzun, isterseniz bu şekilde tığın arka kısmını yuvarlama kısmına göre iğne ile dikeceğiz arkadaşlar. Kıvırarak tıpkı karanfilde olduğu gibi. Ama bakın karanfilin alt kısmını yapması bu kadar kolay değil. Sihirli halkayla aşırı güzel ama aynı görüntü. Görüntü olarak aynı. Bu alt üçgen şekilde giden yuvalar hazırlıyorduk. Hatırlarsanız ben de çekmiştim. Bu şekilde dibinde 2 zincir çekerek 15 tane arkadaşlar ilmek topluyorum. Bakın. Şöyle sihirli halkamın içine giriyorum. 1 2 zincirimi çekip şöyle aparatıma takıyorum. Yapımı uç gerçekten çok kolay ve güzel bir model oluyor. Şöyle 1 2 zincir. Anlaşıldığına göre hızlı bir şekilde yapabiliriz. Evet. Şöyle 6 7 8 9 10 şöyle 11 12 13 14 sihirli halkanın içine girip ilmek çıkarıyorum ve üzerine 2 tane zincir çekip 15. ve sonuncuyu da bakın bu şekilde taktım. Şimdi çıkarmadan önce şöyle
Yuvaya iki tane zincir çekiyorum ki sağlam olsun. Bak. Şimdi bu aparattan sıyırırken burada ilmeğimiz garantide olmuş oluyor. Bırakmadan önce iki zincirimi çekiyorum. Şöyle bak. Elimle tutup sıyırıyorum. Plastik olduğu için gayet rahat çıkıyor. Ve bu iki zinciri ilmeği tekrar bakın. Tuttum tığımla bu sihirli halkanın ipiyle birazcık bakın arkadaşlar. Buradan sıkma işlemini yapıyorum. Ve şöyle tersine çevirdim. Ters tarafında. İlmek boyutunda bakın şu iki zincir çekip bıraktığım ilmeği bu şey boyutunda, diğer ilmekler boyutunda böyle bu şekilde yapıyorum. Buraya bir tane ilmek olmuş oluyor bir nevi arkadaşlar, bakın. Şöyle sık iğne ile sabitledim ve 5 tane de zincir çekiyorum, bakın. 1 2 3 4 pardon arkadaşlar, 4 tane zincir çekiyorum. 5 buraya büyük oluyor. Ve sırayla tüm ilmekleri böyle içerisine girip yuvalar hazırlayacağım. 4 zincir. Sıradaki ilmeğin içerisine giriyorum ve tutturuyorum. 4 zincirden yuvalar oluşturacağım. Yine 4 zincir. Sıradaki ilmeği tutuyorum. 4 zincir. Sıradaki 1, 2, 3 zincir. Sarı rengi seçtim. Parlak güzel bir sizle minyatür çiçek yapalım arkadaşlar. 4 zincir. Sıradakini 1, 2, 3, 4. İnanın hem bu kadar güzel hem de kolay olduğu için bana dua edeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle 4 zinciri çektim. İlmeği tutup sabitledim sık iğne ile. 4 zincir arasından girip sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde 15 tane yuva hazırlıyorum arkadaşlar. Orada iğne oyasında 18'de, biraz tığ oyasında daha küçük olsun diye bu şekilde 15'e düşürdüm. 3 tanesini eksilttim yuvaların, ilmeklerin. Şimdi bakın, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir zincir çekip geriye dönüyorum ve buraya şimdi o gördüğünüz kirpikleri yapacağım. Bakın. Şöyle iki zincirimi çekip kirpik oluşturdum. Üç taneyi her yuvanın içine böyle iki zincirden kirpik yapıyorum. İki zincir, kapattım. Bakın. Bu şekilde. Diğer yuvanın içine sık iğne ile girip bir, iki zincir, bir, iki zincir. İpimizi güzelce esnetelim. İncecik olsun. Şöyle bakın, aynı iğne oyasında olan o sık iğneler gibi oluyor. 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir, ikinci, 2 zincir, üçüncü. Hemen diğer yuvanın içine geçişimi yaptım. Böyle bu şekilde. 2 zincirimi çekiyorum. Kapattım. 2, 2 zincir, 3. Sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Ve son 2'yi de yine şu şekilde yapalım. 2 zincirimi sık iğne ile sabitledim. 2 zincir sık iğne ile sabitliyorum. Evet, 3 tane 2 zincirden buraya kirpik yapıyorum. Sonra diğer yuvaya sık iğne ile geçip yine 2 zincir, şöyle 2 zincir, ikinci, 2 zincir, şöyle üçüncü. Bu yukarı çıkmış olduğumuz yere de bir tane sık iğne ile yapıp şöyle bir zincir çekiyorum. Koparmadan önce ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, kolay bir şekilde şöyle tamamlıyoruz.
Şimdi bu uç kısmını yakalım ve iğnemizle şimdi dikeceğiz arkadaşlar. Burayı yakalım. Yapıştıralım. Hemen iğnemizi ipimizden geçiriyoruz. Şöyle arkadaşlar, iğnemizi taktık. Bakın, bu alt kısımda sihirli halka yaparken uzun bıraktığımız ipimiz, görüyorsunuz. Bunu özellikle arkadaşlar, bak burada ters taraf. Bunu özellikle bu şekilde buradan bırakın ki şöyle buradan kıvırması zor oluyor bu tarafı doğru. Ama buradan o kadar kolay oluyor ki hem dikimi hem kıvırması. Şöyle sık iğne ile başlamıştık ya ilk önce. Hemen yukarı çıkıp sık iğne yapmıştık. Oradan bakın o sık iğnenin içinden girip yine ipimi bu şekilde yukarı alıyorum. Bakın aşağıdaydı. Bu şekilde ilk sık iğneden girerek sağ. Hemen şu şekilde arkadaşlar, kolay bir şekilde iğneyi nereden geçirdiğinizden ziyade şöyle bakın katlama kısmı. Şöyle ben her sık iğne ile geçiş yaptığımız yerler var ya, oralardan geçiriyorum iğnemi. İğnenin geçtiği yerden ziyade bu kıvırma yeri çok önemli. Bu şekilde kıvırarak şöyle iğnemizi geçiriyorum. Bak. Bir boş. Şimdi buraya geçtim. Burada. Şöyle. Görmeniz için. Bakın bu boşluk sıfırlamıyoruz. Geri dönüp yuvalar yaptığımız için burası böyle ayrık kalıyor. Tane de anlaşılsın. Şöyle. Her iğnemizin şuradan göstereyim. Bakın. Buralardan geçiyorum. Ama siz kıvrılma yönüne göre nasıl rahat dikiyorsanız herkesin kendine özgü bir tarzı olabilir. Dediğim gibi minyatür gül kraliçesiydi sanırsam. Beraber yazıyordu. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar bu dikim şekline. Ben bu şekil yapıyorum. Şöyle kıvırarak böyle şekil veriyorum. Dediğim gibi bu aralardan tek tek bu şekilde geçerek dikiyorum. Önemli olan güzel bir kıvrımın aldırabilmek. Bakın elinizle bu şekilde güzel böyle sağlam buraya dikebilmek. Zaten alt kısmı da kendiliğinden bir boru oluşuyor. Bu tür modeller güzel oluyor arkadaşlar bu şekilde. İzlemediyseniz daha önce de böyle karanfil yapmıştım. O da çok güzel olmuştu. Yapımı da çok kolay. Görünüşte bu nasıl zor bir model deyip de izleyip yapanlar arkadaşlar kolaylığından duacı. İnşallah bu modelimi de izleyen arkadaşlarım aynı şekilde o karanfilde ettikleri duayı bu modeli de gerçekten edeceklerine inanıyorum. Bakın bu şekilde kameradan gördüğüm kadarıyla şöyle şu ilmeklerin dip kısmından sık iğne ile geçiş yerlerinden geçiyorum. Önemli olan böyle güzel kıvrım verebilmek. Böyle ben karanfile benzetiyorum. Orada minyatür gül olarak tarif etse de arkadaş, ben 744. modelde göreceksiniz. Karanfil modelinin aynı duruş şekli. Şu kısmı da şöyle. Buradaki şu en son bakın geçtiğim yeri de bu şekilde buraya sağlamlaştırıp orada küçük küçük ilmekler de arkadaşlar dediğim gibi aparat olarak tığ'yı kullandığınız takdirde bakın şöyle kat kat. Evet zaten dikerken kendiliğinden kıvrılıyor arkadaşlar. Bakın sağlam bile dikmedim bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu uç kısmından da şöyle bir iki kere muhakkak gidelim ki sağlam olsun. Şöyle bu boru kısmını da bakın şu yanlardan şöyle iğnemle göstereyim arkadaşlar. Buraya sağlamca
kullanırken. Şöyle bakın. Siz daha fazla böyle gidebilirsiniz. Bu şekilde sağlam olması açısından yan boşluklardan bu şekilde iğne ile girerek. Evet. Şimdi dediğim gibi bu boru boncuklar daha önce yapımı var kanalda. Bu şekilde orta kısmından girip bu sihirli halka zamanla arkadaşlar dura dura bu şekilde geçiyorum. Sakla zamanı gelir zamanı demiş atalarımız. Bakın bu kısmından buradan bakın bu boşluktan bu yapmış olduğumuz ilmekleri boru olarak dediğim gibi kullanıp buradan şöyle oynatarak şöyle aslında bakın elinizle hafif oynatınca çekmenize bile fazla gerek yok. Bakın oturuyor. Şöyle tutup çekebiliriz. Bakın arkadaşlar. Şöyle şuradan göstereyim. Çekince şöyle hafif kıvırınca. Bakın kat kat karanfille aynı olmadı mı arkadaşlar? Aynısı oldu. Şöyle göstereyim. Yapımı gayet kolay. Bakın. 2 saniyenizi bile almaz şu gülü yapması. Kıvırarak da her ilmekten geçerek de dikebilirsiniz. Bunu dediğim gibi ben küçülttüm. 18 tane yapıp daha böyle katlarını artırabilirsiniz de sizin elinizde. Veyahut da az yapıp bu şekilde küçük minyatür bir karanfil de yapabilirsiniz. Bu şekilde borunun içine de yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle küçük olduğu zaman bu alt boru kısmı da küçük olacak. Direkt böyle daha önce karanfil mantilerin arasına da yapabilirsiniz. Evet yapım bu kadar kolay. Şimdi ben bunu sizlere tülbente nasıl tutturacağız onu da göstereyim. Şu kısımlarından zaten tutturacağız bakın arkadaşlar. Evet çok tatlı oldular. Gerçekten kolay. Şöyle duanızı alacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel. Orada görünce hemen bunu tığa çevireyim. Tığ oyası yapan arkadaşlarımın da bu modelden olsun istedim sizler için. Evet. Şöyle tutayım bakın. Çok güzel oldular. Yapımı güzelliğinden ziyade arkadaşlar böyle modeller zor gibi gözüküyor. Ama bu şekil yapılınca çok hoş oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Her şeyin kolayı, pratiği. Hem güzel olsun hem kolay pratik olsun bu şekilde. Evet şimdi bunu tülbente aynı şekilde tutturalım. Evet şöyle ara suyunu hazırladım bakın arkadaşlar. Şöyle ara suyunu montelimi işlemeye aynı şekilde. Böyle biraz hafif uğraştırıcı boru kısmını da yaparsanız yapmasanız da olur arkadaşlar. Şöyle kısa yapınca tığıyla yapınca boru kısmını bu şekilde direkt buraya da tutturabilirsiniz uç kısımdan. Şöyle hafif bir ara suyu yaptığım modelimiz biraz ağırca. Her zamanki gibi böyle ikişer zincir çekerek tığlama işlemini hazırlıyoruz. 696 videomda bu mevcut. Oradan da tülbent kenar tığlama işlemini izleyebilirsiniz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledikten sonra 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Ve 4 zincirimi trabzanımın arasına kapatıp dibine bir tane de sık iğne yapıyorum bu şekilde. Evet 2 zincirimi çektim. Şöyle tığ battığımın içine sabitledim. Bakın ara suyu bu şekilde oluyor. Ben model amaçlı olduğu için 5 tane koydum. Siz bunu daha arasını açabilirsiniz. Evet şimdi sarıyı da beraber sizle monteleyelim. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen 2 olarak trabzanı yaptım. Şöyle sıkıca dibine bir zincir çekiyorum. Ve karanfilimizi veya minyatür gülümüzü alıp bu boru kısmından şöyle sabit. Buradan sık iğnenin bu tarafından girip öbür tarafından çıkıyorum. Şöyle sabitledim. Bir tane daha yapıyorum ki yanına arkadaşlar şöyle sağlam olsun. Yıkanırken filan şöyle düşme kopma olmasın. Aynı şekilde 2 defa sık iğne ile tutturup dibine bir zincir çekmiştik ya. Yine bir zincir çekip bu trabzanıma sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu kadar kolay. Yalnız bu işlem biraz sıkı sıkı yapın da şu kısım iyice güzelce otursun. Şöyle sallanma olmasın. Modelimizi şimdi 2 zincir çekip
Karşıya, yandaki boş tığ battıya sabitleyelim. Şu üçgeni de tamamlamış olduk. Evet, bir, iki zincir. Bir defa tığımı doladım. Şöyle, iki, iki alarak bu başta yaptığımız beş ara suyu buraya yapacağız. Dört zincirimi çekip dibine bir sık iğne. Şöyle, bir, iki zincir kapatıyorum. Yine bir, iki zincir, bir defa tığımı doladım. Şöyle iki ve iki. Dört zincir. Kapattım trabzan arasını. Dibine bir sık iğne. Bir, iki zincir. Şöyle aynı işlem. Bunu beşi tamamlayıp hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali bakın. Şöyle karşıdan bakın istedim. Çok güzel bir model hazırladım sizlere. Şöyle göstereyim. Bakın. Tülbent biliyorsunuz kamerada yapması zor oluyor o yayı. Ama gayet kolay diktik. O kadar güzel, rahat bir şekilde kameradan dikmemize rağmen. Şöyle kameranın açısından böyle bakarak dikmemize rağmen çok kolay oldu arkadaşlar. Şöyle masada daha da kolay olacak. Ara suyu da böyle size gösterdiğim gibi. Kolay bir ara suyu. Evet, modelim bu arkadaşlar. Hoş ve zarif şöyle katlı minyatür gül yapımı kolay bir model oldu. Şöyle bir de sallantılı haline bakın. Bu taraftan göstereyim. İnşallah. Şöyle net, güzel, böyle hoş bir, çok hoş oldu arkadaşlar. Gerçekten bu güzeli kameraya yansıtamıyorum bazen. Tutma şekli olsun, ışık açısı olsun. Ama gerçekten çok hoş oldu bakın. Çok da güzel oldu. Yapımı da bir o kadar gördüğünüz gibi kolaylaştı artık. Evet, iğneden gösterdiğim iğne oyasıyla birebir de aynı oldu arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.